Değerli öğretmen arkadaşlarım, çok kıymetli emniyet görevlileri, kıymetli basın mensupları, ülkemizde geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir öğretmenimiz okulda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Bununla ilgili eğitim sendikalarımızın tümü bir eylem kararı aldı. 10 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde tüm okullarda bugün öğretmenlerimiz iş bırakma eylemine katıldı. Biz de Kağızman'da Eğitim Birsen ve Eğitim İş Sendikaları olarak iş bıraktık. Şu anda da basın açıklamamızı yapıp eylemimizi sona erdireceğiz. İlk önce Eğitim İş Sendikası adına Kağızman temsilcisi Önal Orhan basın açıklamasını yapacaktır. Daha ardından da Eğitim Birsen temsilcisi Sayın Sinan Çiğ basın açıklamasını yapacaktır. Can korkusuyla eğitim olmaz, yaşamak istiyoruz. Savaşlarda bile hedef alınmaması üzerine uluslararası anlaşmalar olan dünyanın en güvenli mekanları olması gereken okullar Türkiye'de şiddet sarmalının kucağına itilmiştir. İstanbul Eyüp Sultan'daki özel bir lisede silahlı saldırının yaşanması ve bu saldırı sonucunda bir eğitimcimizin yaşamını yitirmesi okullarımızın güvenlik açısından geldiği son durumu da gözler önüne sermiştir. Okuluyla, öğretmeniyle ve müdürüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yönetmelikler çerçevesinde okuldan atılan Iraklı bir öğrenci 5 ay önce atıldığı okula silahla girmiş ve okul müdürünü makam odasında kurşun yağmuruna tutmuştur. Silahlı saldırı sonucunda ağır yaralanan okul müdürü İbrahim Oktugan ne yazık ki ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Şimdi eğitim iş olarak soruyoruz. İtibardan tasarruf olmuyor da güvenlikten mi olur? Gerekli adımların atılması için daha kaç eğitim emekçisinin, kaç öğrencinin can vermesi gerekiyor? İktidarın plansızlığı sebebiyle ülkenin demografik yapısı ve güvenliği ciddi risk altındadır. Planlama ve rehabilitasyon süreçleri sağlıklı işletilmediği için güvenlik anlamında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Bu güvenlik açığının faturası bizlerin canı mı olacaktır? Bu sorunlara yanıt vermeden bizler başsağlığı dileyecek hiçbir yöneticinin samimiyetine ve ciddiyetine inanmıyoruz. Her suç gibi bu suçun da azmettiriciler olduğunu biliyor, onları tanıyoruz. Öğretmenler çalışmıyor ya da çok rahat çalışıyor gibi yalan bir algıyı toplumda yaymaya çalışıp böylece öğretmenin hakkını gasp ederken daha az itiraz gelmesi için uğraşan iktidar liyakatsizce atandıkları koltukları bir hükümdarlık alanı gibi kullanan, her fırsatta bir eğitim emekçisini aşağılamaya çalışan mülki amirler. Öğretmenlerin uzmanlıklarını görmezden gelen, kendi alanlarına dair bile getirdiği önerilere kulak tıkayan, eğitimini ve mesleki tecrübesini hassizce küçümseyen, öğretmenin eğitimin mimarı olduğunun idrakinde olmayan yönetim zihniyeti. Bugün eğitim emekçilerinin kendilerinin ve öğrencilerinin canlarından endişe ederek okula gidiyor olması en çok sizlerin eseridir. Yandaş bürokratlara üçer beşer maaş dağıtmak için halk yoksulluktan kırılırken itibar sözüyle yutturmaya çalıştığınız şatafat için Diyanet'in garajındaki araç filosuna Avrupa ülkelerinin başbakanlarında bile olmayan araçlardan yenilerini katmak için bulduğunuz o paralar okullarımızda öğrencilerimizin önünde birer öğün yemeğe, kadrolu temizlik ve güvenlik personeline dönüşebilirdi. Anayasaya göre her öğrencimizin eşit, adil ve bedelsiz alması gereken bir kamu hizmeti olan eğitim alanı, devlet okullarının niteliğini ve niceliğini yetersiz bırakıp sermayeye kar kapısı yapılmasaydı, eğer önüne gelenin eğitim kurumu açmasına zemin hazırlanmasaydı, özel okulların güvenliğinden eğitimine kadar her faaliyetini sen benim bakanlığıma bağlısın ve ülkenin geleceği senin kasanın içinden daha önemli diyecek bir zihniyet olsaydı bugün İbrahim Oktugan öğretmenimiz yaşıyor olacaktı.
Bu yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırılacak failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün 10 Mayıs'ta iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak bir hafta sürecek dilekçe kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz. Değerli katılımcılar, son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. Bugün yaşadığımız acılar dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir. Devlet kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu bugün burada bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet ve eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları olarak şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müebbet getirilmesini, şiddete uğrayana çalışana da hukuk koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz. Saygılarımla. Yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırılacak failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün 10 Mayıs'ta iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak bir hafta sürecek dilekçe kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz. Değerli katılımcılar, son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. Bugün yaşadığımız acılar dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir. Devlet kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde suç işlemekten caydırıcı yasal zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu bugün burada bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet ve eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanları olarak şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müebbet getirilmesini, şiddete uğrayana çalışana da hukuki koruma sağlayacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz. Saygılarımla. Yönelik artan şiddet olaylarını önleyecek, caydırılacak failleri cezalandıracak ve mağdur eğitim çalışanlarına hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılmasının sağlanması için bugün 10 Mayıs'ta iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Ülke genelinde basın açıklamaları yapıyoruz. İş bırakma eylemiyle eş zamanlı olarak bir hafta sürecek dilekçe kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz. Değerli katılımcılar, son birkaç yılda yaşanan hadiselere bakıldığında görülecektir ki şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, ne yazık ki yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiş, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesini sekteye uğratacak boyuta ulaşmıştır. Bugün yaşadığımız acılar dünün ihmal ve umursamazlığının neticesidir. Yarın yaşanmasını istemediğimiz acılar da
bugünkü ilgisizliğin sonucu olmamalıdır. Şiddetin eğitimi tehdit eder boyuta ulaşması, geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta varması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hale getirmektedir. Devlet kasıtlı şekilde ölüme, yaralanmaya ve zarara sebebiyet verilmesini önlemekle mükelleftir. Devletin bu yükümlülük çerçevesinde suç işlemekten caydırıcı yasa zemini ve idari şartları tesis ederek yaşam hakkını koruma ve ayrıca buna ilişkin ihlalleri önleyici, bastırıcı ve cezalandırıcı bir infaz mekanizması geliştirme ödevinin hukuk devleti olmanın gereği olduğunu bugün burada bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bu doğrultuda eğitim çalışanlarına karşı eğitim ve öğretim hizmetinin sunumundan kaynaklı şiddet ve eylemlerine yönelik cezai ve hukuki tedbirlerin alınması elzemdir. Eğitim çalışanlar olarak şiddete karşı caydırıcı nitelikte münhasıran bir cezai müebbet getirilmesini, şiddete uğrayana çalışana da hukuk koruması alacak türden yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını istiyor ve bekliyoruz. Saygılarımla. Bizi duy, duy meclis duy, sesimizi duy, duy meclis duy, sesimizi duy. Canımız yanıyor, kanımız akıyor. Canımız yanıyor, kanımız akıyor. Canımız yanıyor, kanımız akıyor. Kanımızı çıkarın. Öğretmeni şiddete teslim etmeyin. Öğretmeni şiddete teslim etmeyin. Öğretmeni şiddete teslim etmeyin. Meclis uyuma, öğretmene sahip çık. 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 Yasamızı çıkarın. Kınamayı bırakın. Yasamızı çıkarın. Kınamayı bırakın. Yasamızı çıkarın. Kanımız yanıyor. Kanımız akıyor. Canımız yanıyor. Kanımız akıyor. Kınamayı bırakın. Yasamızı çıkarın. Kınamayı bırakın. Yasamızı. Öğretmeni şiddete teslim etmeyiz. Öğretmeni şiddete teslim etmeyiz. Polis abilerin ayaklarına sağlık. Helal ya.